Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayatta bazı olma halleri, bazı şeyleri bekleme halleri insanda bazı duygular oluşturuyor. Aslında günlerde olduğu gibi. Şu gün gelse diye insan çok söylenir. Nitekim aslında endüstri devriminden önce haftanın ilk günü pazar. Pazardan geliyor. Çarşı pazar gezmek, insanlarla sosyalleşmek. Ama endüstri devriminden sonra tüm dünyada pazartesi günü haftanın başlangıç günü olarak kabul ediliyor. Günah keçisi pazartesi günü. Birçok insan aslında hangi günü daha çok seviyor kendi içinde bunun bir cevabını verebilir. Sizin de düşündüğünüzü zannediyorum. Yapılan araştırmalar en sevilen gün konusunda cuma gününü gösteriyor. Bu cevap aslında bana şunu sorgulatıyor, şunu düşündürüyor. Yaşamak güzel bir şey. Yaşamak aslında bir zaman geçirmek, bir şeye başlamak ve devam ettirmek. Bu cevap aslında bitişi sevdiğimizi gösteriyor. Cuma günü. Çalışmaktan kurtulduğumuz, tatile doğru gittiğimiz bir şeyi seviyoruz. Yani cumadan önceki 5 günü biraz hiçe sayıyoruz. Ben pazartesi gününü çok seviyorum. En sevdiğim gün pazartesi günü. Neden? Çünkü başlangıçlar bana güç veriyor. Bunu vapurda Çay Simit Sohbet programını yaptığımız belki ikinci, üçüncü yılda hissetmeye başladım. Nitekim bu sabah buraya gelmeden önce otelin lobisinde Armağan Bey ve Yasemin Hanım var. Sizin dedim en sevdiğiniz gün hangisi? Armağan Bey dedi ki cumartesi günü. Yasemin Hanım pazartesi dedi. Allah'ım dedim bana benziyor. Sevindim. Ardından Armağan Bey dedi ki Yasemin Hanım hep pazartesi günleri izin. Şimdi pazartesi sendromu diye bir şey var. Sonuç olarak yakın çevremde de bunu duyuyorum, şahit oluyorum. Pazartesi sendromunun aslında pazar günü saat böyle 3 ile 4 arasında insanların içinde böyle kıpır kıpır gelmeye başladığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış. Bazı insanlarda da pazartesi sabahı daha da yoğun bir şekilde hissediliyor. Tatil bitiyor, ertesi gün trafik var, iş var, yapılacak bir sürü şey var. Ah, bir hani pazartesinde bir atlatalım durumu insanların çoğunluğunda gözleniyor. Herkes o pazar günü o sendromu yaşarken benim için aslında önümüzdeki hafta içerisinde yapacağım, beni heyecanlandıracak, bana iyi gelecek rutinlerimi düzenleme, planlama zamanı. Temel olarak yıllar geçtikçe fark ediyorum ki aslında ben çalışmaya pazar günü başlıyorum. Elimde kalem, önümde not defteri, pazar akşamları pazartesinden bir sonraki kadar pazarı heyecanla geçiriyorum. Şimdi bu süreç içerisinde o motivasyonla yapma heyecanını birlikte yaşadığımız bir ekibimiz var. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Onları gözlemliyorum. Ve vapurda Çay Simit Sohbet süreci içerisinde bir dönemde şöyle bir karar verme sürecine girdim. Bunu da ekip arkadaşlarımla paylaşmıştım. Sabah erken geliyorsunuz. Akşam çıkıyoruz. Yoğun bir hayat. Kadınların kişisel bakımını yaptırması, saç, makyaj, kuaför bile 3-4 saat. Bu insan eşiyle, sevgilisiyle görüşecek. Biraz yalnız kalması lazım. Haliyle çok yoğun bir tempo içerisinde olduklarını gördüm. Ben birazcık daha şanslıydım. Kendi rutinlerim daha farklıydı. Arkadaşlar dedim, biz dedim bir hafta tatil yapsak mı? Oh dediler, çok güzel, çok iyi gelir. Dedim, her ay bir hafta tatil yapalım. Nasıl dediler? Bir soru çünkü, aynı maaş almaya devam edecek miyiz? Dedim, sonuçta planlı bir ekibiz. 4 haftada yapacağımız şeyi 3 haftada yapalım. Her ayın sonunda da biz tatil yapalım. Bu kulağa çok çekici geliyordu. Onların gözlerindeki parlamayı gerçekten hatırlıyorum. Ve biz o söylediğim şeyi denemeye başladık.
Bir hafta geçti, iki hafta geçti, üç hafta geçti. Son hafta tatil ediyoruz. Çok güzel. Keyfimiz yerinde. Dinleniyoruz. İnsanlar tatile gitme heyecanı içerisinde. İkinci ay çalıştık. Üçüncü hafta yine tatildeyiz. Bir şekilde böyle içimizde bir şeyler oluşmaya başlıyor ama üçüncü ay geldik. Yavaş yavaş böyle insanlar tatil olsa da ofise gelme ihtiyacı içindeler. Aslında tatiliz. Sürekli yaptığımız şeyler neyse biz oyuz. Aslında mükemmelliyetçilik dediğimiz şey de bir eylem değil, bir alışkanlık. 11 yıldır hiç ara vermeden, sezon arası vermedik. Düzenli bir şekilde her hafta bir ünlü isimle vapurda buluşma heyecanı bizim en büyük rutinimiz olmuştu. Bu projeye başlarken de haftalık olsun, kendimi çok yıpratmayayım, ekibi çok yıpratmayalım. Çünkü dizilerde, sinemada çok yoğun çalışılıyor. Herkes aslında bu şikayetçilik içerisinde işini yapmaya çalışıyor, koşarak tatile gidiyor. Yaşam da bu şekilde dönüyordu. Şunu fark ettik, biz aslında bizi iyi hale getiren şey tatil miydi dedik. Güneşleniyoruz, tatil yapıyoruz, boş zaman geçiriyoruz, salı günü boşuz, çarşamba boşuz. Tatil dediğimiz şey zaten maliyetli de bir şey. Yavaş yavaş çatırdamalar başladı. Aslında bizi biz yapan şey, ürettiğimiz, kendimizi iyi hale getiren şey başarımız, insan ilişkimiz. Vapurda şahsimiz sohbette haftanın ortasında yapacağımız bir çekim için en temelinde daha pazar gününden onun heyecanını yaşıyoruz. Çekim gününü bekliyoruz, montajı izliyoruz, yayını bekliyoruz, pazar günü yayınını. Ve bu 11 yıldır böyle sürüyor kendi hayatım açısından. Bazen insan aslında sevdiği şeyi bulamama hali içerisinde çırpınır, durur. Haliyle pazartesi sendromu yaşayan insanlarda ki araştırmada şunu söylüyor, bu insanlar işini ne kadar seviyor. Dünyada işini severek yapan insan sayısı %5'i geçmiyor. Bu çok ciddi bir rakam, çok kaygı verici bir rakam. Haliyle bu %5'in içinde olma durumu kendiliğinden oluşan bir şey değildi. Sonuç olarak şansa bağlı bir şey değil. Çünkü şans dediğimiz şey vardır ve bu günle alakalıdır diye düşünüyorum. Ama bir hafta dediğimiz şey, bir hayat dediğimiz şey bir planlamayla ilgilidir. O yüzden insan hayatının temelini ve o insanın karakterini, o insanın yaşam şeklini belirleyen şey de rutinlerdir. Yani kendi belirlediğimiz, istekli yaptığımız, devam ettiğimiz rutinlerimiz bizi belirler. Menümüzde bir hafta içerisini düşünürsek bir sonraki haftaya menüde neler var, hangi rutinlerimiz var? Bu rutinleri aslında hep geliştirmeye çalıştım. Çünkü şu anki konuşmada olduğu gibi bu bir deneyim. Hayatımda bir defa, iki defa yapılabilecek bir süreç, bir heyecan. Ama siz bunu bir rutin haline dönüştürmeye başladığınızda o hayatınızın bir parçası oluyor. O zaman bir konuşmacı olabilirsiniz, bir sunucu olabilirsiniz. O yüzden burada olmak güzel ya da geçtiğimiz haftalarda farklı bir dansa gitmiştim, Afrika dansına. Evet, onu deneyimledim, çok güzeldi. Ama rutinim haline henüz gelmedi. Her perşembe akşamı dansa gitme haline geçme durumu ve ondan zevk alma durumu artık otomatikman yeniden ne yapsam sorusunu sormadan planlı bir şekilde perşembe akşamları ben dansa gidiyorum. Cuma sabahları spora gidiyorum. Cumartesi günü ailemle geçiriyorum. Pazar günü kız arkadaşımla tatilin son gününü yaşıyorum şeklinde bir planlama insana ister istemez bir boşlukta olmama halini de getirecektir. Temel olarak o rutinleri sevmek gerekiyor. Çünkü sevmediği bir şeyi yapmadığı için aslında bugün sizlerin karşısındayım. Sevmediğim şeyleri yapmamak, belki bir çocuk bunu duyunca ben de istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum, bunun gücünü alacaktır. Ben hiçbir zaman sevmediklerime yönelmedim. Hep sevdiğim şeylere yöneldim. Program içerisinde bana sorulan şeylerden biri de oydu. En çok hangi konukla olan sohbetten zevk aldınız?
Zaten ben hepsini severek yaptım. O yüzden bu sevgi çemberinde kaldığınızda ve bu sevgi çemberinin içine güzel rutinler koyduğunuzda iyi ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyorsunuz. İyi ve sağlıklı yaşam nedir? Bizi aslında iyi hissettiren şey yine severek yaptığımız, sürekli yaptığımız rutinlerdir diye düşünüyorum. Kaç dakika oldu? O. Ve şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz aslında hepimizin bir anı bekleme hali var ya. Ya şu parayı bir çözebilirsek çok iyi olacak. Bana bir evet desin, hayatım değişecek. Yani mutsuzluk hali içerisinde devam ettiğiniz süreçlere dikkat ederseniz bir şey olma halinde çok bekleme hali vardır. Cumartesi gelse de. Ya bugünü yaşıyoruz. Daha bugün bitmedi. Bekleme hali ki buraya gelmeden önce şu koridordayken bir an önce burada olma isteği vardı. Sonra aslında kendi kendime düşündüğümde aslında hayat bekleme halini nasıl değerlendirdiğimizle alakalı bir şey. Kime göre bekliyoruz? Bekleme halinden zevk alma durumu önemli bir durumdur. Çünkü sabır vardır bunun içerisinde, plan vardır ve o bekleme hali hayatın içerisinde bir gerçektir diye düşünüyorum. Vapurda Çaresiz Sohbet programı 11 yıldır ekranlarda. İzleyicilere teşekkür ediyorum. Ama fikir ilk aklıma geldikten sonra 5 yıl sürmüştü. İlk televizyon ekranına çıktığım süreç. 5 yıl içerisinde neler neler oldu. Bekleme süreci, bir plan süreci aslında Yaradan'ın, Tanrı'nın bizi diğerlerinden, diğer canlılardan farklı kıldığı akılla, planlamayla alakalı bir şey. Tabii hayvanlara da bu konuda hayret etmemek, onlar da beni şaşkınlığa uğratıyorlar. O yüzden doğadan da esinlenmek, doğanın ritminden de fayda sağlamak gerekiyor. Evet, pazartesi omzumuzu aldık. Yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Ve aslında ondan sonra en keyifli andayız duygusu var. Peki benim cuma günü nasıl geçiyor? Herkesin en sevdiği gün cumayken, pazar günü şunu yapalım, bunu yapalım, şununla toplantı yapmam lazım, bunu ziyaret etmem gerekiyor, şuraya gitmem lazım, şuna bir çözüm getirmem lazım, evde yapılacak şunlar var, listesi önümde durduğu için cuma günü ben onunla yüzleşiyorum. Aslında herkes haftayı bitirdik derken ben de biraz böyle ya yine olmadı ya. Başardığım zamanlar oluyor ama kendi motivasyonumu sağladığım şey ben neleri yapmak istiyorum, neleri yapabildiğim kısmı ile alakalı. Yine bir pazar geliyor. Yine geçtiğimiz haftadan olan yapılmış ve yapılmamış şeylerle yola devam ediyoruz. Aslında bir hafta dünyadaki imzamız gibi bir şey. Sonuçta bir yerden başlıyoruz ve onu tamamlıyoruz. Tekrar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma geliyor. Orada da bir imza atıyoruz. O yüzden taklit edilememek için orijinal yaşamak gerekiyor. Uzun yıllardır programımızın içinde, üzerinde olan bir rutinle konuşmamı da tamamlamak isterim. Bazen bazı şeyler bir kere iyi gelir, bir daha iyi gelir. Sonra o iyi gelen şeyi başkasından duymaya başlarsınız. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah diyerek teşekkür ediyorum. Ayrıca süreden erken bitirdiğim için biraz daha kalayım dedim. Kaç dakika?